Bitkilerde organik madde taşınması. Bitkilerde arkadaşlar organik maddeler daha önce de söylediğimiz gibi floemlerle taşınıyordu. Floem dediğimiz borucuklarla gerçekleştiriliyordu. Yapraklarda sentezlenen organik bileşikler köke ve gövdenin diğer bölgelerine meyveye doğru gönderilmesi söz konusuydu. Bitkilerde arkadaşlar organik madde taşınmasından önce birkaç tanımdan bahsetmemiz gerekiyor. Bitkilerde arkadaşlar fotosentezin gerçekleştiği ve organik maddenin üretildiği bölgelere ve hücrelere kaynak bölgeler veya kaynak hücre denir. Kaynak hücre, organik maddenin üretildiği, fotosentezin gerçekleştirildiği yerdir. Bir de havuz hücreleri vardır ki veya havuz bölgeleri vardır ki bu ise arkadaşlar işte kaynak hücrenin sentezlediği organik maddelerin gönderildiği, depolandığı veya kullanıldığı yerlerde havuz hücreleri adı veriyoruz. Farklı farklı organlar hayatının bir bölümünde, bitkinin hayatının bir bölümünde kaynak hücre olarak yaşamını sürdürürken bir bölümde havuz hücresi olabilir. Bu daha ziyade örneğin 2 yıllık bitkilerden örnek verebiliriz arkadaşlar. 2 yıllık bitkilere baktığımızda örneğin şeker pancarı, örneğin turp bunlara örnek olarak verilebilir. Yine havuç bunlara örnek olarak verilebilir. Bunlar da arkadaşlar kök birinci sene, 2 senelik bitirmiştik. Birinci sene havuz hücre olarak görev yapar. Şöyle ki yapraklarda sentezlenen fotosentez ürünleri köke gönderilir ve havucu normal yediğimiz bölüm bizim havucun köküdür arkadaşlar. Bu bölümde depolanır. Yani havuz olarak görev yapar. Ancak sonraki bölümde, bir sonraki sene arkadaşlar havuz hücreleri ve depolanan bu maddeler, organik maddeler bitkinin büyümesi ve gelişmesi için kullanılacaktır ve yukarıdaki gövdeye gönderilecektir. Dolayısıyla ikinci senesinde havucun kök hücreleri arkadaşlar havuz şeklinde değil kaynak şeklinde davranır diyoruz. Dolayısıyla biz 2 yıllık bitkileri özellikle havuç gibi şeker pancarı gibi bitkileri birinci senenin sonunda hasat ederiz. Toplarız ki bu organik maddeler gövdenin oluşumunda tekrar kullanılmasın diye. Bitkilerde arkadaşlar kaynak hücreden havuz hücreden bahsettik. İki tip taşınma söz konusu. Bunlar kısa mesafeli taşınım ve uzun mesafeli taşınım. Bitkilerde fotosentez ürünlerin veya fotosentezin gerçekleştiği yer için daha ziyade mezofil hücre olduğunu söyledik. Maddelerin taşındığı yer için ise floem hücre olduğunu söyledik. Bunu şöyle kısaca gösterebiliriz. Şöyle bir grup hücre çizelim arkadaşlar. Şu arkadaşlar bizim floem hücremiz olsun. Aşağı doğru bu şekilde gitsin. Şunlar ise arkadaşlar bizim mezofil hücrelerimiz. Mezofil hücrelerinde sentezlenen organik bileşiklerin yine floeme gelişi arkadaşlar, floem hücrelerine gelmesi yine iki farklı şekilde gerçekleşir. Bu iki farklı şekil şöyledir. Mezofil hücrelerinde arkadaşlar hemen şu birbirlerine bakan yüzeylerindeki hücre duvarları kısmen erimiştir ve bu bölgelere biz bu açıklıklara plazmodezm denir. Plazmodezm. İşte organik maddeler arkadaşlar, üretilen organik maddeler, mezofildeki organik maddeler, bu plazmodezm dediğimiz açıklıklardan hücreden hücreye, sitoplazmadan sitoplazmaya aktarılarak nereye kadar? Öncelikle şurada bulunan, şurada da arkadaş hücresi diyelim. Arkadaş hücresine kadar iletilebilir. Ardından arkadaş hücresinden de arkadaşlar aktif taşıma ile nereye? Floeme organik maddeler verilir. Bunu arkadaşlar floeme organik maddelerin verilmesi olayına floem yüklenmesi adı veriyoruz.
Ve işte bu şekilde yaprakta mezofil hücrelerinden flöeme kadar yapılan taşınmaya da kısa mesafeli taşınma diyoruz. Ancak bu dediğimiz gibi birinci yol, gördüğümüz gibi plazmodezinler aracılığıyla hücreden hücreye bir taşıma söz konusuydu. İkinci yol ise daha farklı olabilir. Şöyle ki, yine mezofil hücrelerinde maddeler sentezlendi, organik maddeler geldi hücreden hücreye, geldi hücrenin dışına çıkar arkadaşlar organik maddeler. Ardından hücreler arasındaki boşluktan devam eder, ve daha sonra arka hücrelerine girebilir. Ve sonrasında arka hücresinden de nereye? Flöeme, yine flöem yüklenmesi gerçekleştirilebilir. İki yol var dediğimiz gibi. Birincisi hücreden hücreye aktarılması. Sitoplazmaya aktarılarak flöem yüklenmesi gerçekleştirilebilir. Veya ikincisi hücrenin dışına çıkar. Hücreler arasındaki boşluktan, hücre duvarının dışından getirilir ve arkadaş hücresine aktif taşımayla verilip oradan da flöeme verilebilir organik maddeler. Bu kısa mesafeli taşınımdı. Bir de uzun mesafeli taşınım vardır ki uzun mesafeli taşınımda da arkadaşlar yapraklardaki maddelerin, yapraklarda sentezlenen organik maddelerin havuz hücrelerine, örneğin köklere gönderilmesi söz konusudur. Bunda ise arkadaşlar basınç akış teorisi dediğimiz bir teoriden bahsedeceğiz. Basınç akış teorisi ile bu maddeler taşınabilirler. Basınç akış teorisini madde madde işleyelim arkadaşlar. Basınç akış teorisine göre öncelikle şuraya şeklimizi çizelim. Şu bizim kısıremiz olsun arkadaşlar. Yanında flöemimiz olsun. Flöem de bildiğiniz gibi şöyle kesik kesik hücrelerimiz. Ve flöem hücrelerinin yanında da bildiğimiz gibi neler vardı? Arkadaş hücre bulunuyordu. Şurada ise havuz hücresi olsun arkadaşlar. İşte yukarıda biraz önce mezofil hücrelerine sentezlenen organik maddelerin arkadaş hücrelerine getirildiğini, buradan da flöeme verildiğini görmüştük. Bu da direkt arkadaş hücrelerinden başlıyorum çizmeye. Arkadaş hücrelerinden arkadaşlar sakkaroz. Bitkilerde maddeler arkadaşlar glikoz ve nişasta şeklinde taşınmaz daha ziyade. En fazla sakkaroz şeklinde taşınır. İşte sakkaroz arkadaşlar yine plazmodezin dediğimiz açıklıklar vasıtasıyla nereye verilir? Flöeme verilir. Yani flöem yüklenmesi gerçekleştirilir. Sakkaroz verildi. Sakkaroz arkadaşlar ne oldu? İçerideki şeker miktarı arttığı için ozmotik basınç etkisi yarattı. Ve dışarıdaki hücrelerden su emdi. Su nereden gelecek? Tabii ki su arkadaşlar kısılemden gelecek. İşte su molekülleri geldi. İçeride şeker de vardı zaten. İçeride arkadaşlar ne oldu? Bir basınç oluştu. İşte biz bu su basıncına hidrostatik basınç diyoruz. Bunları madde madde açıklayalım. İlk maddemiz dedik ki arkadaş hücresi. Flöeme. Sakkaroz verir. İkinci aşamada dedik ki sakkarozun neyi vardı? Ozmotik basınç etkisi vardı. Sakkarozun ozmotik basınç etkisiyle kısılemden flöeme su geçişi olur. Kısılemden flöeme su geçişi olur. Bu su geçişiyle beraber arkadaşlar bir hidrostatik basınç oluşur. İşte bu hidrostatik basıncın ve
Yer çekiminin etkisiyle arkadaşlar buradaki şeker kütlesi ve su ile beraber kütle halinde arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru buradaki kalburlu borular dediğimiz kalburlu borular bulunan delikçiklerden bir aşağıdaki hücreye, ardından bir aşağıdaki hücreye, ardından bir aşağıdaki hücreye kadar gelir. Havuz hücresinin yanındaki hücreye kadar gelir. Burada dediğimiz gibi bir hidrostatik basınç, su basıncı. İki, yer çekiminin etkisiyle bu olaylar gerçekleşiyor. Ardından arkadaşlar buraya kadar gelmiş hidrostatik basınç oluşur. Bu basınçla maddeler kütle halinde yer çekiminin etkisiyle hücreden hücreye geçer. Gördüğünüz gibi aşağıya kadar geldi. Aşağıda arkadaşlar artık havuz hücrelerinde depolanan maddeler genelde nişasta şeklinde depolanır. Dolayısıyla ozmotik basınç etkisi yoktur. Buradaki maddeler arkadaşlar buradan buraya daha ziyade pasif taşıma ile aktarılır. Aktardıktan sonra arkadaşlar sakkaroz buraya geçti. Bu sefer ne oldu? Sakkaroz buraya verildiği için içerideki ozmotik basınç azaldı. İşte ki ozmotik basıncın azalmasıyla beraber su molekülleri ne yapıyor? Tekrar fluenden kısleme geçiş yapıyor. Ve aşağıdan yukarı doğru su molekülleri gönderiliyor. Ne dedik? Hücreye geçer. Maddeler havuz hücrelerine yüklenir. Burada arkadaşlar organik maddelerin havuz hücrelerine geçmesine işte fluemin boşaltılması diyoruz. Burada fluem yüklenmesiydi. Arkadaş hücrelerinden kalburlu borulara geçişi. Kalburlu borulu hücrelerinden havuz hücrelerine geçişinde ise fluemin boşaltılması diyoruz. Yüklenir. Kalburlu borularda ozmotik basınç düşer. Su molekülleri kısleme geçer. Evet, şöyle bir toparlayacak olsak arkadaşlar. Arkadaş hücrelerini kısa mesafeli taşınımla mezofil hücrelerinden iki ayrı yolla ne getirilmişti? Organik maddeler getirilmişti. Bu organik maddeler arkadaşlar uzun mesafeli taşınımda daha ziyade sakkaroz şeklinde taşındığını söylemiştik. Sakkaroz bir disakkaritti. Fruktoz ve glikozun birleşmesiyle oluşan yapıydı. Arkadaş hücrelerinden arkadaşlar kalburlu borulara organik maddeler verilir. Organik maddelerin kalburlu borulara geçmesiyle beraber ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç etkisiyle kıslemdeki su molekülleri kalburlu borulara hareket eder. Şeker maddeleri ve yine suyla beraber arkadaşlar burada bir hidrostatik basınç oluşur. Hidrostatik basınç ve yer çekim etkisiyle kalburlu hücrelerde, kalburlu borularda bir hücreden diğer hücreye, bir hücreden diğerine doğru madde akımı gerçekleşir. Kütle halinde bir akım gerçekleşir. Havuz hücresine geldiğimizde ise sakkarozlar arkadaşlar havuz hücrelerine verilir. Ardından içerideki kalburlu borulardaki ozmotik basınç azaldığı için, madde derişimi azaldığı için su molekülleri ne oluyor? Tekrar kalburlu borulardan kısleme geçiş yapıyor ve kıslemden de tekrar yukarı doğru taşıma söz konusu. Gördüğü gibi arkadaşlar burada fluemlerde suyun da taşındığını göstermiş olduk. Kalburlu borularda arkadaşlar bir kalburlu boru tek yönlü taşıma yapar. Yani bir kalburlu boru ya yukarıdan aşağı ya aşağıdan yukarıya taşır. Ancak bir fluem şeklinde düşündüğümüzde fluemler aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı taşıma yapan kalburlu borulardan oluşmuştur. Ancak bir kalburlu boru sadece tek yönlü taşıma gerçekleştirebilir. Kıslemlerde ise zaten taşımanın tek yönlü aşağıdan yukarı doğru gerçekleştiğini daha önce de söylemiştik. Evet arkadaşlar, organik madde taşınımında bitkilerde kısaca böyleydi. Artık bir dahaki dersimizde bitkilerde beslenme konusunda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler.